Merhabalar, Transfer Merkezi'ne hoş geldiniz. TFF 2. Lig'de 10. haftayı geride bıraktık. Az önce biten maçla geride bıraktık. Ama öncesinde biz Beyaz Grubu konuşacağız. Kırmızı Beyaz Dünya programında. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Ahmetciğim, merhaba. Merhaba Hüseyin. Beyaz Grubu önce konuşacağız. Ardından Kırmızı Gruba geçeceğiz. Bu videomuzda Beyaz Grubu konuşacağız. Tekrar hatırlatayım. Beyaz Grup'ta da günün önemli maçları var. Bir tanesine de ben gittim, ben bulundum Hüseyin. Hızlı hızlı değerlendireceğiz. Bu grubu hızlı geçeceğiz. Öyle söyleyeyim. İlk maçımızla Tamamdır. başlayalım dilersen. Tabii ki, tabii ki. Lider Vanspor evinde Diyarbakır Spor'u ağırladı. Ve maçın son anlarında attığı golle 2-1, uzatma anlarında attığı golle 2-1 kazanmayı bildi ve liderliğini sürdürdü. Evet, yani Vanspor'un kazanmayı alışkanlık haline getirmesi oldukça önemli Ahmet. Onu net olarak söyleyeyim. Rakibi de ne olursa olsun hafife alınmayacak. Bireysel anlamda güçlü oyunculara sahip bir takım olan Diyarbakır Spor. Diyarbakır Spor'da biliyorsun Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı ve daha yeni hoca gündemde henüz yok. Maçın başından itibaren dengeli bir oyun gitse de özellikle Harun Kavaklıdere'nin başlattığı bir organize hatanın sonunda Bertuğ Bayar'ın attığı golle Vanspor 1-0 öne geçti. Tabii birden aslında moral motivasyon anlamında tribünlerin desteği arttı. Tribünler inanılmaz etki ediyor Vanspor'a. Bunu net olarak söyleyeyim yani. Taraftar desteğini net olarak hissedebiliyorsun. Ondan sonra Diyarbakır Spor'un kenardan gelen bir ortada Hasan Hüseyin Acar mükemmel bir rövaşata golüne imza attı. Gelen topa rövaşata golü attı. 1-1 oldu ama 90 artı 1'de Muhammed Ali Doğan'ın golüyle Van stadı yıkıldı diyebiliriz açıkçası. Van Spor için önemli bir galibiyet. Kazanmayı alışkanlık haline getirdiler. Yani özellikle Şerif Doğan sağ bekleri oyuna sonradan girdikten sonra çok fazla katkı sağladı. Onu net olarak söyleyebilirim. Harun'un performansına bakıyorsun, her golün içindeki bir atak başlangıcında ya bir asiste ya bir golde bir şekilde var. Gol atamasa bile var. Çok böyle bence Vanspor'un hem skor anlamında hem de takım içindeki lider tarzı oyuncularından birisi olarak değerlendiriyorum ben Harun Kavaklıdere'yi. Mustafa Sarıgül hocanın önderliğiyle birlikte güzel bir birliktelik yakaladı Vanspor. İyi gidiyorlar. Dediğim gibi kazanmayı alışkanlık haline getirdiler. 10 maç 27 puan. Tek mağlubiyetleri 1461 deplasmanda aldıkları 4 gollü mağlubiyet ve Diyarbakır'a karşı da kazanarak geçtiler. Tebrik ediyorum Vanspor'u. Çok da yayın konusunda Van TV yayınladı. Ellerinden geldiğince kimi YouTube üzerinden izledim. Kimi zaman kesin neler oldu. Böyle yayında sıkıntılar oldu ama genel anlamda en azından maçın genel gidişatını gözlemleyeceğimiz bir şey yayıncılık oldu. Ona da teşekkür ederiz. Diyarbakır Spor'un acilen hocasını belirlemesi lazım. Onu net olarak söyleyeyim. O hocayla birlikte bir yola çıkması lazım. Takım kötü değil. Diyarbakır Spor takımı gerçekten kötü, verimsiz, sıkıntılı bir takım değil. O takım toparlanabilir. Doğru bir hocayla, doğru bir oyun kurgusuyla bu grupta playoff'un adayı olacak takımlardan birisi bence Diyarbakır Spor. Van Spor'u tebrik ediyorum Ahmet. Evet, tahmin ettiğimiz üzere Vanspor maçı kazandı Hüseyin, ama tabii dediğin gibi Hasan Hüseyin Acar'ın golü bir an maç acaba berabere mi bitiyor derken 90'da Muhammed Ali Doğan 2-1 ve Vanspor liderliğini sürdürdü. Tek mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Dilersen diğer Evet. maça geçelim. Vanspor'u tebrik Geçelim. ederim. Geçelim. Geçelim abi. Tabii. Bir diğer maçta da Karacabey Belediyespor evinde Esenler Erekspor'u ağırlamıştı. Esenler'in favori olduğunu söylemiştik. Karacabey için kaybederse kötü bir sonuç olmayacağını söylemiştik. Çünkü 1461'in ardından Esenler Erekspor fikstürde böyle bir takip var. O virajı 0 puanla döndü Karacabey Belediyespor. Esenler Erekspor ise yoluna devam ediyor. Sadece tek mağlubiyeti var. Onlar da bir maç eksik. Vanspor'un arkasından ikinci sırada yer alıyorlar Hüseyin. Aynen, kaybettikleri tek maçta Van maçı. Tabii senin dediğin gibi bu 1461 Erok ikilisi açıkçası şey oluyor Ahmet biraz. Nasıl diyeyim? Genelde sıfır çekiyor takımlar. Evet. 1461 Erok iki maçı üst üste oynadıkları için orada sıfır çekiyorlar. Karacabey de tabii bundan nasibini aldı. Öyle söyleyebiliriz. Erok Spor için kazanmak önemli çünkü Van Spor çok dolu dizgin geliyor Ahmet. Onu net olarak söyleyeyim. Yani dolu dizginlik Erok Spor'un ya zaten hani Van'da kaybettin. Yani bir hafta bayı da geçirdi. Hani o tamam belki bir dezavantaj gibi olsa hani Van da o bayı geçirecek yarın.
hani Erokspor olarak kazanarak gitmek oldukça önemli ki bu hafta dediğim gibi Ankara Spor'la 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün maçı vardı. Sen de o maçtaydın hatta. Evet. Yani Birazdan geçeceğiz. bu iki takımın da karşılaşmış olması, orada hani beraberlik çıkması Erokspor'un da Van Spor'un da bu hafta galip gelip farkı en azından daha diri, daha fazlaya çıkarma fırsatı doğurdu onlara. Karacabey deplasmanında Karacabey dediğimiz gibi ligde kalıcı olması başarı addedeceğimiz kulüplerden birisi. Erokspor önemli bir galibiyet elde etti. Tebrik ediyoruz. Maçın yayını ile ilgili bir bilgim yoktu. Yayında yoktu bildiğim kadarıyla. Olsaydı zaten izleyemedim o kısmı. Van Spor izleyebildim ama Erokspor'la ilgili öyle bir herhangi bir video done de bulamadık. Ama Karacabey deplasmanını kusursuz geçmesi gerekiyordu. Erokspor'un. Tebrik ediyorum Erokspor'u. Karacabey bu iki maçta sıfır çekti ama bundan sonraki maçlarda bir şeyler yapabilir. İki takıma da başarılar derim. Diyeceğim pek de bir şey yok bu maçla ilgili. Bu maça geçeceğiz ama Van Kedisi profil resimli sessiz çığlık isimli bir kullanıcımız, bir takipçimiz demiş ki bir Vanlı olarak söylüyorum. Van Spor şampiyon olamaz net demiş. Bunu da anekdot olarak ekleyelim. Van Kendi Spor'u yorumu izledim. tabii. Onu da söyleyelim. Evet, o zaman Ankara'ya gidelim Hüseyin. Bu grupta haftanın maçı Ankara'daydı. Başkent Ankara'da Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda Ankara Spor evinde diyelim. 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü ağırlıyordu. 1461 Trabzon Futbol Kulübü Ankara'ya 5'te 5 yaparak gelmişti ve maçın kağıt üstünde favorisiydi. Ama Ankara Spor bu maçtan puan almayı başardı Hüseyin. Ben de o maçtaydım. Seninle başlayalım, sonra ben de bir şeyler ekleyeyim. Yani Ahmet tabii bu maçla ilgili senin konuşacakların bence daha önemli ama kendimce şunu diyebilirim. Tabii ki biliyorsun Ercüment Hoca geldikten sonra inanılmaz bir ivme yakalayan ve puan kaybetmeden giden 1461 Trabzon Futbol Kulübü Ercüment Hoca ile ilk puanını kaybetmiş oldu. Ankara Spor deplasmanı zorlu bir deplasman. Maç gitti geldi iki tarafa da ve beraberlik çıktı. Bu beraberlik en çok Van Spor'a yaradı. En çok Erok Spor'a yaradı açıkçası. Ve çevresindeki alttaki takımlar için yaradı. 1461 Trabzon Futbol Kulübü buradan da bir 3 puan çıkarabilseydi bambaşka bir yere gidecekti onların işi. İvmelenmesi daha da yukarıya doğru gidecekti. Ankara Spor da buradan 3 puan çıkarsaydı direkt liderliğe ortak olacaktı. Yani burada bir taraf kaybetseydi gard biraz daha fazla kırılacaktı ama iki taraf içinde şu anda iki tarafında gardı bence biraz bu hafta kırıldı ama oynanacak çok maç var. Puan farkı daha çok değil, kapanabilecek farklar. Tabi burada ölçüt olarak yani Van Spor'un ve Erok Spor'un hiç kaybetmeyenden giden performansı ön plana çıkıyor. Ben iki takıma da başarılar diyorum. Senin yorumların daha kıymetli. Bence bu maçı sen yorumla. Pekala, ben maçtaydım. Ankaraspor 1461 Trabzon Futbol Kulübü maçındaydım. Hüseyin, maçtan önce beklentimiz 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün daha baskılı oynamasıydı. İlk yarıda öyle başladı. Aslında birinci dakikada, belki birinci dakikada olmadan çok net bir gol fırsatı kazandı, kaçırdı daha doğrusu 1461. Ardından Ankaraspor bulduğu tek pozisyonu, ilk yarıdaki bulduğu tek pozisyon diyebiliriz, gole çevirdi. Çok güzel bir gol attı Batuhan. Kafa golü attı. O golün asistini göremedim ama Hamza olabilir. Hamza bugün bir gol daha asist yaptı ama onu tam net göremedim Hüseyin. Ardından ikinci yarı öncesi de aslında hani Ankaraspor'un bunu sürdürebileceğini düşünüyordum ama bir değişiklikle başladı Ercüment Hoca ve oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. 1461 penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. Ardından hemen oyuna giren şu an ismini Ufuk olması lazım. Her zaman böyle unutuyorum. Oyuna girer girmez golünü attı 1461'de Utku Şen, düzeltiyorum, Utku Şen. Girer girmez golünü attı, 2-1 öne geçirdi. 2-1'den sonra maç tamamen 1461 Trabzon'un lehine gider diye düşünüyorduk ama konuk ekip biraz Hüseyin skoru korumaya mı çalıştı artık bilmiyorum ama biraz geriye yaslandı ve stres oldu. Ankaraspor o stresten çok iyi yararlandı. Ankaraspor'un golü çok ilginç bir şekilde geldi. Emir Alagöz'ün 1461 Trabzon Futbol Kulübü evin sahasından çıkmak isterken, topu birinci bölgeden ikinci bölgeye taşımak isterken Emir Alagöz topu tekrar birinci bölgeye geri gönderince top çaprazdaki Hamza'nın önüne düştü. Hamza ortaya açtı ve bomboş durumdaki Ömer Ömer Faruk. Faruk
Ömer Faruk çok güzel bir gole imza attı, kafa golüne. Ya zaten bomboştu. Demarke durumdaydı. Hiç beklemediği bir gol yedi 1461 Trabzon Futbol Kulübü. Yani maç bir birden sonra maç bu şekilde bitseydi bu kadar üzüntü yaşamazdı herhalde 1461 Trabzon. Ama 2-1 öne geçtikten sonra kendi hatasından, ki maçın iyilerinden Demir, kendi hatasından yediği bir golle burada puan bırakması 1461 moralmen bence eksiğe götürür. Ankaraspor da aslında şöyle, yani iyi oyun oynadı ama deplasman takımı Ankaraspor gibiydi Hüseyin. Çok az fırsat buldu, fırsatları da değerlendirdi. Ama ben Ankaraspor'un geçtiğimiz hafta Zonguldak maçındaki aksiyonlarına da baktığım zaman biraz Ankaraspor'un oyununda gerileme olduğunu düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. 1461'de bir gün takılacaktı. Burada Ankara'da takıldı ama bireysel hatadan takıldı. O da tabii Trabzon ekibinin biraz canını sıktı. Nitekim maç 2-2 bitti. Bence burada puanı alan diyeyim Ankaraspor. Çünkü Ankaraspor'a yaradı. 1461 2-1'den sonra kazanacağını umuyordum. Van maçı bitti. Erok maçı o sıralarda bitti. İkisi de kazanmıştı. 1461'de kazanıyordu ki kendi yaptığı bir hatadan golü kalesinde gördü. Güzel maç oldu. Beklediğim temponun altında geçti, onu söyleyeyim. Daha tempolu bir iki takımdan da daha böyle tempo bekliyordum. Daha fazla özellikle Ankaraspor'dan bir şeyler bekliyordum. Ha, Ankaraspor şöyle 2-1'den sonra, 2-1 geri düştükten sonra gerçekten skora isyan eder bir oyun sergiledi ve karşılığını da aldı şansın da yardımıyla. Ben iki takımı da tebrik ederim. Güzel futbol ama dediğim gibi 1461 Trabzon nasıl olsa takılacaktı bir gün. Ve burada takıldı. Hala da bence iki takımın da zirve yürüyüşünde çok büyük şansı olduğunu düşünüyorum Hüseyin. Kesinlikle yani daha yani burada zaten hani Ercüment Hoca ile iyi bir birliktelik yakaladı 1461 Trabzon Futbol Kulübü. Yani Ankara deplasmanında takılası bir deplasman yani Ahmet, anladın mı? Hani takılacaksan da burada takılacaksın. Ankaraspor çünkü kuvvetli takım. Daha takım yani. Diğer burada birçok takıma göre daha en azından birliktelik, birlik beraberliği sağlamış. Geçen yıldan birbirini tanıyan oyuncu sayısının fazla olduğu bir takım. Hayırlısı olsun. İki takıma da başarılar dilerim. Öyle diyeyim. Peki, güzel maçtı. Bu maçı da geçiyoruz. Bir başka maçımıza geçiyoruz sevgili Hüseyin. Evet, bu hafta tahminlerimiz tuttu. Şu anlamda tuttu. Nazilli Belediyespor evinde Zonguldak Kömürspor'u ağırladı ve Zonguldak Kömürspor yeni hocasıyla birlikte geçtiğimiz hafta Ankaraspor'a kök söktürdü ama kazanamamıştı. Biz bu hafta Nazilli deplasmanında bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorduk. Bir uzun süre 1-0 götürdüğü maçı son anlarda bulduğu gollerle 3-0 bitirmeyi başardı. Ve Zonguldak Kömürspor deplasmanda güldü Hüseyin. Neler söylersin? Yani Zonguldak zaten onlar da ilk galibiyetini almış oldu. Hep söylüyorum yani Zonguldak bu galibiyet yakındır, bu galibiyet alması da gerekiyor diye. Ki zaten fikstür anlamında gerçekten ligin en sıkıntılı takımlarından biri Zonguldak. Yani ilk 5-6 hafta fikstürü çok zordu. Bir şekilde galibiyet çıkarması gerekiyordu ve galibiyeti Nazilli deplasmanından, ligin flash ekibi Nazilli deplasmanından çıkarmayı başardılar. Yani diyecek de pek bir şey yok. Tebrik ediyorum. Bundan sonra ligde kalmak için işte artık seri galibiyetler alması gerekiyor. Ara ara galibiyetler çıkarması gerekiyor. Hep mağlubiyet beraberlikte olmaz. Bu hafta sadece şu oldu. Zaten yanlış değilsem Altınordu'yla Zonguldak Kömürspor ikisi kalmıştı galibiyet almayan. İkisi de İkisi de bu galibiyet hafta aldı. galibiyet alarak 10. hafta sonunda beyaz grupta galibiyetsiz takım kalmadı. Onu net olarak söyleyebilirim. Bilgi olarak onu söyleyebilirim. Zonguldak Kömürspor'u tebrik ediyorum. Dediğim gibi beklediğim bir sonuçtu açıkçası. Başarılar diyorum. Nazilli için Nazilli iki maçtır bir düşüşte. İki haftadır galibiyet olmayan takımların ilk galibiyetini aldırdı. Nazilli Belediyespor. Bravo işte. Bu benim beklediğim bir süreçti. Hep söyledim. Hatta yani Sayın Hocam Ali Kemal Hocam buradayken de yani siz zaten çok başarılısınız. Maşallah dedim. Yani 10 maçta 19 puan oldu. Hala çok başarılılar. Ayrı bir konu. Hani Nazilli Belediyespor'u ben ligin ilk başından beri söylüyorum. Playoff'a kalma ihtimalini çok bu sezon görmüyorum. Nazilli Belediyespor'un ligde kalıcı olması, yani hatta ben sana nasıl söyleyeyim, 15. sırada da olsa ligi bitirmesi büyük başarıdır. Gerçekten söylüyorum. Kuruluş şartlarına göre, ortamına göre, yönetim değişiklikleri, adam gibi bir kurumsallık sağlanamaması, hepsini değerlendirdiğimizde Nazilli Belediyespor'un bu ligde kalması büyük bir başarıdır bu sezon için. İki tarafa da başarılar diyorum ben Ahmet. Çok güzel özetledin Hüseyin. Nazilli Belediyespor'dan bu kırılmayı bekliyorduk. İki takım yani Kırklareli Spor ve Zonguldak Kömürspor
ilk galibiyetlerini Nazilli karşısında aldı. Bu da tabii moral motivasyonu biraz Aydın ekibinde düşürmüş olabilir. Şimdi de çok zor bir fikstüre giriyorlar. 1461 deplasmanı ve içeride Erokspor maçı. Nazilli Belediyespor biraz daha bu iki maçta da puan almazsa şaşırmam, onu söyleyeyim. Ama başarılı bir takım. Tebrik ederiz tekrar. Evet. Zonguldak Demirspor'a da hayırlı olsun. Bu yükselişi sürecek gibi duruyor. Ben öyle gördüm Ankara maçında. Olabilir. Olabilir. Bu trendi yakalayabilirler. Peki devam edelim takımlara sırayla. Bu arada küçücük bir hatırlatma. Kırmızı grubu konuşacağız. 35 geçe. 21.35'te kırmızı grubu da konuşacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Evet Hüseyin, yine Ankara'dayız. Aynı andaydı maçlar. Birine gidebildim. Bu maça da gitmeyi çok isterdi. Ve yine o ikiliden gelen golle 1-0 kazanmayı bildi. Batuhan, Mücahit, Can Akçay. Mücahit Can, evet. Özellikle yani Batuhan, Mücahit ve Mustafa üçlüsü, ileri üçlüsü Ankara Demir'in. Bu sezon Ankara Demir'i rahatlatmış gözüküyor. Özellikle Mücahit Can Akçay yıllar önce bir 17 gol atmıştı 1922 Konyaspor'da. O sezondan evet. Daha iyi bir başlangıç yaptı. Çok iyi gidiyor. Batuhan'ı söylemeye gerek yok zaten. Yine kazandı Ankara Demir. Ankara Demir üst gruba tutunmaya şimdilik kararlı Hüseyin. Net olarak zaten sonucunu beklediğimiz bir maçta Ankara Demirspor'un bu tarz maçlardan galibiyet çıkaracağını düşünüyoruz. Ankara Demirspor'un zorlanacağı maçlar ligin gerçekten yani hani güç ve kuvvet olarak, kalite olarak aşık atamayacağı takımları aslında. Onun dışında bu gruptaki çoğu takımla kafa kafaya oynar zaten Ankara Demirspor. Onlara da arıza çıkartabilecek takım ama tabii bir vakitten sonra o yetmiyor. Kalite yetmiyor. Harika söylüyorum gerçekten. Yani hani Ankara Demirspor bu grupta 11-12 tane takımın üstünde futbol oynar zaten. Net olarak söyleyeyim. Diğerinde de güç savaşına girer ama kaliteden dolayı muhtemelen bir yerden sonra bir ezilme, bir sıkıntı yaşar. Seyrek Belediyespor karşısında zaten galibiyet almasını net bir şekilde bekliyordum. O konuda hiçbir soru işaretim yoktu kafada. Mücahit Can Akçay'ın da golüyle kazandı. Tebrik ediyorum. Gerçekten yani Ankara Demirspor yıllardır mütevazi ücretlerle hep playoff hattının içine bir şekilde kendilerini atıyorlar. Sanki bu sezonda playoff hattını zorlayan bir Ankara Demirspor görecek gibiyiz. Yani izlenimimiz bu şekilde veya playoff hattını zorlayan, playoff hattını belki içine atacak, belki atamayacak ama bir başarı ortaya koyan. Oralarda olacak. Aynen öyle. Başarı ortaya koyan bir Ankara Demirspor var. Tebrik ediyorum. Seyrek Spor'un hala ihtiyacı var. Puanlara ihtiyacı var. Puan almaya ihtiyacı var. Yani biliyorsun bir Afyon'a karşı kazandılar. Bir geçen hafta herhalde kazanmışlardı. Yani daha onların da kazanması gereken maçlar var. Onların da kadro kalitesi ligde kalması başarı olarak addedilir. Öyle söyleyebilirim. İki takıma da başarılar derim ben Ahmet. Ankara Demirspor 9 maçta 6 galibiyet 18 puana ulaştı. Kendini üst gruba, orta gruba attı. Playoff grubuna attı. Bu ligde makas giderek açılıyor. Seyrek Belediyespor'da şimdilik alt grupta. Onu söyleyelim ve geçelim Hüseyin. Mersin'e gidelim. Yeni Mersin İdman Yurdu. 2 hafta sonra kazanmayı bildi Afyonspor'a karşı. Neler söylersin? Golü de Mersin Fuat Babuk attı. Online sayfasından aldık. Aynen. Fuat Babuk attı. Abdullah Topkar'ın gayet iyi bir gayet kaliteli ortasında Fuat Babuk'un kafa golüyle Mersin İdman Yurdu kazanmayı bildi. Abdullah Topkar'ın direkten dönen bir de pozisyonu var. Tarsus'ta oynanan maçta Afyon'a karşı. Tabii kazanmak önemli çünkü biliyorsun Mersin İdman Yurdu 1461 Erop maçlarından çıktı. O iki maçta sıfırla çıktı. Bir reaksiyon vermesi gerekiyordu. Camianın enerjisini yeniden toplamak için bir reaksiyon vermesi gerekiyordu. Ama rakibin Afyon'da, Mersin İdman Yurdu rakibi Afyon'da biliyorsun teknik direktör değişikliğine gitti. İşler yolunda gitmiyordu. Bu maçta onların da bir sonuç alma ihtiyacı vardı. Tabii ben Afyon'da krizin daha çok büyüyeceğini düşünüyorum Ahmet. Tamamen kendi fikrim. Yani bu takım böyle giderse hem maç kazanamıyor. Ben devre arasında çok fazla sirkülasyon olacağını. Ama yani bak gerçekten hani burada dostlarımız, Afyon'da dostlarımız da var. Söyledik yani hani hedef şampiyonlukmuş denildiğinde bu takımın şampiyon olacağı çok zor. Yapmayın etmeyin diye açık net bir şekilde uyardım ben bunu Ahmet. Onu da söyleyeyim yani. Dostlarımız, Afyon'daki dostlarımız da uyardık. Şampiyonluk falan bu takımın şampiyon olma ihtimali gerçekçi olmak gerekirse yok. Bu takım ilk onun içinde bulunması nimet olarak değerlendiriliyordu. Ki daha ligin ilk haftalarından oyuncularla hoca arasında diyaloglar, birbirine girmeler. Onlar bunlar derken Ergin Keleş. Evet, Ergin Keleş ama bu hafta hocanın gitmesiyle birlikte oyuna dahil oldu. Oyuna da girdi sonradan Ergin, tecrübeli forvet. Yani kitabında okuduğumda sezon
şeyden yani futbol kariyerinin başından itibaren kadro dışlarla sıkıntı yaşayan Ergin futbol kariyerinin sonunda da kadro dışı muhabbeti yaşadı açıkçası Ahmet. Onu da anekdot olarak ekleyebilirim. Mersin için önemli bir galibiyet. Tebrik ediyorum ben. Afyonspor için işler hiç yolunda gitmiyor. Afyonspor için bak error veriyor her taraf. Bir şekilde bir şeyleri el atmak lazım, toparlamak lazım. Başka türlü sonunda rüya görebilirler, kabus görebilirler. Onu net olarak söyleyeyim. Fuat'a da golünden dolayı tebrik ederim. İki takıma da başarılar dilerim ben. Mersin İdman Yurdu 2 hafta aradan sonra kazandı. 4. galibiyetini aldı ve 16 puanla playoff yarışını sürdürüyor. Tebrik edelim ve geçelim Hüseyin. Geçelim. İstanbul'a gidelim. Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü Kırşehir Futbol ve Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti ve 3. galibiyetini aldı. Bu maçta da şöyle bakıyorum, Kırşehir ligin dibine demir atmış durumda. Beyoğlu arayı biraz açtı alt tarafta. Neler söylersin? Tabii şimdi arayı açmaları onlar açısından önemli. Ama Kırşehir açısından baktığımızda onlar da bir galibiyet almıştı. Arkasını getirmeleri gerekiyordu. Getiremediler. Ve mağlup oldular. Yani Kırşehir için işler sıkıntılı. Ekrem Hoca bir şekilde reaksiyon vermesi gerekiyor. Gerçekten hani Kırşehir'de potansiyelli oyuncular var Ahmet. Yani hani potansiyelli oyuncularla bir oyun kurgusu oturtulamaması bence en büyük sıkıntı, en büyük yanlışlık. Bunu bir şekilde çözemediler. Bugün Kırşehir tarafında da bir itiraz vardı. Eğer o video varsa, yansıma durumun varsa, aynen çok güzel herhalde tam zamanında geldi. Şimdi şöyle bu, bilmiyorum yani ben detayı. Sadece Kırşehir tarafının şöyle bir itiraz var. Gol atıldı, yan hakem ofsayt bayrağı kaldırmadı. Orta hakem ofsayt bayrağını kaldır diye hakeme, yan hakeme işaret yapıyor gibi bak tam o sırada. Kırşehir Futbol Kulübü oyuncularının savunduğu durum bu. Bilmiyorum doğruluğu yanlışı nedir. Biz en azından onların böyle bir şikayeti varmış. Doğruluğu yanlışı nedir bilmiyorum. Böyle bir şikayetini en azından ekrana getirmiş olalım dedim diyeyim. İki takıma da başarılar dilerim. Kırşehir Futbol Kulübü'nün acilen reaksiyon olması lazım. Yani iyi gitmiyorlar. İyi geçirmiyorlar sürece. Kırşehir kötü gidiyor. Ben de bu pozisyonla, ekrana gelen pozisyonla ilgili yorumumu yapayım. Hakem yan hakeme bakıp öyle offside kararı veriyor gibi geldi bana. İlk izlenimim bu. Onu söyleyeyim. İşte Kırşehir'in futbolcuların da dediği yan hakem ve hakem, orta hakem yan hakemi offside bayrağını kaldır diyor. Ama Hüseyin, bilmiyorum. Hakemi baktığımız zaman uzun süre yan taraftan gelecek karara bir bekliyor. Bak şu anda yan hakeme bakıyor. Bakıyor. Ve offside'ı veriyor. Bana öyle geldi tabii. Aynen. Bilemeyiz. Biz yine hani en azından onların şikayetini dile getirelim yani. Yani onların paylaştığı videoları sosyal medya hesaplarından paylaştılar, rica ettiler. Biz de gündeme getirelim. Sadece bu. Peki. Bursa'ya gidelim. Bursa Spor 2. galibiyetini Adıyaman Futbol Kulübü karşısında aldı. İlk galibiyetini ligin güçlü ekiplerinden Ankara Spor'a karşı almıştı. Ve Bursa Spor 2. galibiyetini de ligin düşme adaylarından Adıyaman'a karşı aldı. 1-0 kazanmayı bildi ve önemli bir 3 puan aldı. Maç Bursa Spor YouTube kanalındaydı ama katıla özel olduğu için biz o maça katılamadık Hüseyin, buyur. Aynen katılamadık, doğrudur. Ama Bursa Spor kazandı. Son dakika golüyle kazandı. Bir tane de penaltı kaçırdı. Kaleci Ahmet çıkardı. Bursa Spor için artık yani kazanması makul maçlardan biriydi. Ama Adıyaman Futbol Kulübü bu saatten sonra neyi amaçlayacak, nereye gidecek? Aslında bunun analizini yapması gerekiyor. Gerçekten Adıyaman Futbol Kulübü için Sait Başkan resmen daha ligin 5. 10. haftasında kulübün selasını okumaya başladı. Kulübün selası verilmeye başladı. Bakalım bu saatten sonra herhangi bir reaksiyon alacak mı? Hoca mı getirip götürecek gerçekten? Piyasada çalışmayan, çalışmak isteyen, bu bedavaya da olsa çalışmak isteyen hocalar mı getirip götürecek? Yoksa kaliteli bir hocayla devre arasına kadar bir oyun oturtup, devre arası 3-4 tane transfer yapıp lig tutmaya mı çalışacak? Bilmiyorum. Bursa Spor'u tebrik ediyorum. Adıyaman Futbol Kulübü'nde, Bursa Spor'da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum ben. Hüseyin, ben merak ettiğim bir soru var. Kısacık senden bir Adıyaman Futbol Kulübü yorumu alalım. Sezonun başında güzel oynuyorlar. Başkan bak bu takımı bozma. Bir iki transfer yaparsan ligde kalırsın diye bir uyarıda bulunmuşsun. Bugün o aklıma geldi. Adıyaman'ın evet, bu kötü gidişinden sonra. O konuyu biraz açsana Hüseyin. Yani tempolu bir takımları vardı. Genç, kaliteli, mücadele gücü yüksek bir takımları vardı. 2-3 tane böyle oyunu bilen, takıma abilik yapabilecek, oyunu yönlendirebilecek, futbolcuyu yönlendirebilecek oyuncu lazımdı. Ama tabii biz bunları deyince başkanın her hafta hoca değiştirme ihtimalini
O gün için düşünmedik, o şartlarda düşünmedik yani. Düzgün bir yapıyla, düzgün bir hocayla, düzgün bir sistemle bu takım gerçekten ilk onun içinde ligi bitirebilirdi. Çünkü o istek, o arzu çocuklarda vardı. Ama sen böyle yaparak, her hafta hoca değiştirerek, çocuklar yeni hocanın adını öğrenmeden maça çıkıyorlar yani. Hoca futbolcuları öğrenmeden, futbolcuları istemeden maça çıkıyor. Ne oluyor? Otomatikmen kulübü düşme potasına kadar sokuyorsun. Yani biz istediğimiz kadar yorum yapalım. Biraz Sait Başkan umursamıyor ya. Kulübü umursamıyor anladığım kadarıyla. Öyle düşünüyorum ben. 10 maç 5 puan da bunu gösteriyor. Adıyaman Futbol Kulübü ikincilikte olduğunun farkında değil. Geçmiş olsun, bu gidişle küme düşer. Ben de onu söyleyeyim. Evet. Ve bu gruptaki son maça geçelim. Süremiz çok kısıtlı. Altın Ordu da tıpkı Zonguldak Kömürspor gibi ilk galibiyetini aldı. Kırklareli Spor çıkışı sürdüremedi. Bir galibiyette kaldı Hüseyin. Yani Kırklareli yani ilk galibiyet ama 4-0'lık bir galibiyet. Çok saçma sapan bir maç olmuş. Öncelikle onu söyleyeyim Ahmet. Çok saçma sapan bir maç olmuş. Altaran'ın gollerini görünce ben güzel maç olmuş diye düşündüm ama. Yani şöyle, Kırklareli'nin pas yaptıkları da olmuş ama hata seviyeleri çok yüksekmiş. Saçma sapan hataları olmuş Kırklareli Spor'un. Bir de şunu anlamadım. Taner Hoca niye takımın başında değil? Onu da anlamadım. Taner Aras, Kırklareli Spor'un hocası, 15 gün rapor almış diye duydum. Bu maça herhalde hocasız çıkılmış. Altın Ordu 4-0 kazanmış. Tebrik ediyorum. Altın Ordu'nun kazanması gereken. Demek ki bizim domates, soğan, çiçek, böcek eleştirimizi bekliyorlarmış. Biraz yüklenmemizi bekliyorlarmış. Takımda da zaten Altın Ordu, o tecrübeli oyuncular da yok herhalde piyasada. Onlarla da artık arada da büyük bir sıkıntı var. Çözülememe bir problem var. Altın Ordu 4-0 kazandı. Tebrik ediyorum Altın Ordu'yu. Kırklareli Spor'a başarılar diliyorum. İyi bir sonuç değil Kırklareli için. Kapatmadan şunu söyleyeyim. Beyaz grupta 2. ligin değerini bilmeyen takımlar var. Bunu çok net söyleyeyim. Bir zamanlar benim şehrimin takımı da bu ligdeydi. Değerini bilmediler. 3. lige düştüler. Şimdi amatöre doğru gidiyorlar. Bu ligin değerini bilmek lazım. Beyaz gruptaki alt taraftaki takımlara söylüyorum. Diğer videoya geçeceğiz Hüseyin. Kırmızı grubu konuşacağız. Kapatmadan önce Namık Çinkılıç Bey'e teşekkür edelim. Canlı canlı katıl abonemiz oldu kendisi. Hayırlı uğurlu olsun. Katıl abonesi olarak bize küçük de olsa destekte bulunabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Beyaz grubu burada bitirdik. Hüseyin, var mı eklemek istediğin? Yok, teşekkür ederim. Hemen kırmızı gruba da başlayalım istersen. Çok da oyalanmadan seni organize et. Tamamdır. Birkaç dakika sonra kırmızı grupta canlı yayındayız. 10. haftayı konuşacağız. Beyaz gruptan bizden şimdilik bu kadar. Hala izleyenlerimizin büyük çoğunluğu abone olmayanlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.